Efendim Kalama Defteri'nin bugün konuğu Ali Ergur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi gündeme dair bir soruyla başlayalım Sen kitaplarınıza geçmeden evvel. Buyurun. Bu salgından nasıl çıkacağımız konusunda ne düşünüyorsun? Çok karmaşık bir süreç. Dünyada, dünya tarihinde çok salgınlar oldu, büyük salgınlar oldu. Bunların çok önemli sosyal sonuçları da oldu. Bu da öyle bir sürece benziyor. Fakat önemli bir farkı var eski e, tarihte olan büyük salgınlardan. Bir kere küresel etkileşim çok fazla. İnsan hareketliliği, aynı zamanda haber e, bilgi hareketliliği de çok fazla. E, buna bağlı e, toplumsal sorunlar birbirinin içine geçmiş bir yumak gibi. Dolayısıyla e, hastalığı bir yerde yalıtıp ee, onun üzeri üstesinden gelmek mümkün değil. İnsanlar sürekli hareket halinde dünyada. Korkarım bir süre daha devam edecek e, bu salgın e, ama eninde sonunda e, sönümlenecektir. E, bir şekilde e, tamamlanacaktır ama bir kuşağın zannediyorum özellikle gençlerin e, hayatını epeyce etkilemiş olacak. Evet birçok kimseyi. Evet kapanma düşüncesi var. Kapandık hepimiz. Evet. diyorsunuz kendi kendimize düşünme sürecini başlattı. Bir. İkincisi de orada hoş bir benzetme yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki kitap fuarlarından aldığımız <laughs> hakikaten oraya gittiğinde büyük bir açlıkla kitapları alırız. Evet. Kaçını okuruz tabii. Onun hesabını yapmadık. <laughs> e, onları da okuma olanağı doğdu mu sizce bu vesileyle? Şöyle düşünüyorum, bu salgın, küresel salgın iki türlü eğilimi güçlendirecek, güçlendirdi belki de. Olanağı olanlar, altını çiziyorum tabi olanağı olanlar, evde kalabilenler o kapanma döneminde, dediğiniz gibi daha önceki koşturma, zamansızlık haline, tabi bunun kendisi de ayrıca sorgulanmaya değer bu zamansal, zamansızlık söylemi ama o nedenle e, okuyamadıkları, kitapları okumaya, göremedikleri filmleri görmeye, vakit ayırmış olabilirler böyle olan çok insan olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda diğer taraftan e, birçok insanda çok sıkıldı. Bu sıkılmanın e, ben önemli ölçüde yalnızca psikolojik değil sosyal olarak inşa edilen bir şey olduğunu da düşünüyorum. Çünkü çok fazla uyaranın olduğu bir dünyada, sürekli tüketerek, sürekli hareket ederek, sürekli yeni şeyler keşfetmeye ve bunları tüketmeye ayarlı bir toplumsal mantığımız vardı. Pandemi bunu alt üst etti. Dolayısıyla eğer yeterince kültürel anlamda donanımlı değilseniz ya da böyle bir bilincin bilinci geliştirmeye doğru bir evrim içinde değilseniz o büyük sıkıntının içine düşebilirdiniz. Birçok insanda maalesef düştü. Halbuki evde kalabilen insanlar için bir kez daha söylüyorum. Çünkü birçok insan da evde kalma lüksüne sahip değildi. Evde kalabilenler için bu büyük bir fırsattı da aynı zamanda. Birçok şeyi okum, okuyabilmek için, Doğru. kendini geliştirebilmek için. Öyle bir şey ki ben bakıyorum, aa bu plağı dinlemiştim diyorum. Tabii. Bu kitabı okumuştum diyorum. Dinleyecek miydim, okuyacak bir de bilmiyorum ama evet. o Beni böyle bir şey sevk ediyor. Tabii başka bir cümleniz de var. Bunun da yankıları, düşünsel yankıları olacak. Doğa bizim tüketmemiz için var olan bir kaynak değildir diyor. Evet, evet. Bunu e, en azından insanların bir kısmının idrak ettiğini düşünüyorum. Böyle bir bilincin yavaş da olsa özellikle gençlerin arasında gelişeceğini düşünüyorum küresel ölçekte. Yani doğa bizim e, bir nesnemiz değil, üzerinde hüküm kuracağımız bir nesne değil, sonsuz kaynak deposu da değil. Biz onu sonsuz zannediyoruz, istediğimiz gibi sömürüp istediğimiz gibi tüketebileceğimizi düşünüyoruz. Ama işte bugünlerde çok daha ileride olacağını zannettiğimiz olaylar çok daha öne alınmış durumda. İklim değişmesi, e, buna bağlı olarak birçok sorun e, oluşuyor biz doğanın efendisi değiliz. Doğanın içinde dünyanın, bu gezegenin binlerce, milyonlarca türünden bir tanesiyiz. Bu milyonlarca ya gelip geçmiş bütün türler dahil. Evet. O o anlamda söylüyorum. Kendimizi ebedi zannediyoruz ama alt tarafı şurada 2 milyon yıldır varız. Halbuki e, bu mücadele etmeye çalıştığımız yabancı gördüğümüz virüs, virüsler Üç buçuk milyar yıldır buradalar. Asıl, asıl yabancı biziz. Zaman bekliyor. zaman kendini belli ediyorlar. Evet, ortaya evet. Evet. Tabii bir de teknolojinin kendisini suçlamak ya da teknolojide suçu aramak gibi yanlış bir eğitim var. Evet. Teknoloji tamamen nöt bir şey değil. Sonuçta teknoloji onu nasıl kullandığımıza bağlı. Teknolojinin evet. hayatımızdaki yeri var. Genç kuşak gün teknolojiyi kullanması var. Bir bilim insanı olarak nasıl görüyorsunuz. E, teknoloji her zaman insan var olduğundan insan adını verebileceğimiz bir varlık yeryüzünde var olduğundan beri var. Çünkü insanı ayırt eden en önemli özelliği doğanın kaynaklarından ondan farklılaşan bir şeyler üretmek. Maddi, manevi yani kavramlardan somut nesnelere kadar ancak bu yaşadığımız günlere son belki 40-50 yıla belki 100 yıla kadar teknoloji bu kadar hayatın merkezinde değildi. Belirleyici, belirleyici değil. değildi. Toplumsal ilişkileri bu kadar belirleyici değildi. Şimdi kendisi ayrı özel bir aktör gibi toplumsal gerçekliğin merkezine oturmuş durumda. Yani teknoloji için teknoloji arzulama aşamasına geçmiş durumdayız. Ben buna tekno fetişizm adını veriyorum. O telefon elden düşmüyor. Evet, evet bir var olma biçimi bu. Evet. Bir araç olmaktan çıkıp kendi amacı, kendi kendinin amacı haline Sosyal düşmüş medyada durumda. medyada bir varlık göstermek için. Evet, şey evet. Tabii. aslında müziğe geleceğiz artık. Evet. Ses ile yankı arasında. Evet. Kitabınız burada da var. Orada bir Saptılan bir testler. Sese ne zaman müzik diyoruz? Ah evet bu çok önemli. E, sese müzik demek zaten insanı insan yapan özellik. E, ses doğada e, kendinde bir anlamı olmayan titreşimler. Kendinde bir anlamı olmayan diyorum. Eğer onu duyan ve anlamlandıran bir kulak olmazsa, bir beyin olmazsa, e, yani bir irade olmazsa ona anlam atfeden ses ses olarak yani fiziki bir titreşim olarak kalacaktır. Doğanın sonsuz ses frekansları içinden bazılarını, bazı toplumsal, coğrafi, iklimsel vesaire bir dizi neden sonucunda seçen, bunları bir dizi haline, doğada olmayan bir dizi haline getiren insanın iradesi. İşte bu sistemle biz müzik dediğimiz sesten farklı artık e, sese doğanın e, seslerine irade eklenmiş, insanın iradesinin eklenmiş olduğu bir e, ifade kanalı e, ekliyoruz. Bunu oluşturuyoruz, bunu yaptığımız önce bir sistem yapıyoruz, bu sistemle de ifadeler kuruyoruz. Melodiler yazıyoruz, senfoniler Ve yazıyoruz. Müziğe dönüşüyor. Evet, e, onun içinde önce bir sistem kuruyoruz. O sistemin kendisi zaten doğada olmayan bir şey. Yani, yani notaları o bireysel bir çabanın şeyi. Tabii bir irade var bir orada. irade var orada. Oysa doğada seslerin varoluşunda bir irade yok. Hayır. Ee, bugün Mars gezegeninde bir kaya yuvarlandığı zaman bunun bir kendinde bir anlamı yok. Ama şimdi bir biz bir takım araçlar gönderiyoruz oraya. Hatta seslerini kaydediyoruz. Onu duyup biz anlamlandırdığımız zaman o zaman bu sesin bir anlamı oluyor. Bununla bir sistem kurup... Müzikle dönüşecek. Evet. Bununla bir sistem kurup e, müzikal ifadeler kurduğumuz zaman da adına müzik diyoruz. Aslında tabii birçok besteciler üzerine düşüncelerinizi, yorumlarınızı, yargılarınızı iletiyorsunuz ki evet. gerçekten önemli. Bunlardan biri musikinin asri prensi Alifat Çağatay. Evet. Evet bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda ben 2007 yılından beri doktora programında ders veriyorum. Müzikoloji, müzik teorisi doktora programında. Orada zaman içinde çok değerli öğrencilerim ve öğretim üyesi dostlarım oldu. Onların arasında sevgili Nilgün Doğru Söz Dişi Açık çok değerli bir müzik tarihçisi ve müzikolog. Onunla birlikte ve onun ekibiyle birlikte Gerçekleştirdiğimiz bir çalışma bu. Alir Fahçatay hakikaten çok ilginç bir şahsiyet. Türkiye'nin modernleşme tarihinde evet. önemli bir role sahip. O dönemin kişileri zaten 19. yüzyılın son çeyreği 20. yüzyılın başında yaşamış kültür insanları. Bugün Türkiye'de yaşadığımız ve üzerinden çatışmalar, kavgalar sürdürdüğümüz zıtlaşmaları bilmeyen insanlar. Örneğin bu sekülerlik tartışmaları gibi laiklik tartışmaları gibi veya doğu batı gibi tartışmalar bu insanların zihinlerinde önemli ölçüde sentezlenmiş ve bir çatışma meselesi olmaktan çıkmış. Alirfat Çağatay da bu kişilerden bir tanesi. Ee, onun terekesi ailesinden e, sevgili Nilgün doğru söze e, geldi. Onun değerlendirilmesi sonucunda da e, herkes, her araştırmacı bir makale yazdı. Biz de Nilgün doğru sözle birlikte onun biyografisini yazdık e, ve Muskinin Asri prensi e, Alirfat Çağatay kitabı ortaya çıktı. Önemli bir e, kilometre taşı Çok. olduğunu düşünüyorum. Üpersiz. Çünkü şöyle bir şey var Doğan Bey. E, bu kişiler genellikle yanlış anlaşılan insanlar. Bizim bugünkü kalıp yargılarımızla geçmişi değerlendirdiğimiz için e, bu insanları sağ ya da sola, doğuya ya da batıya, e, moderne ya da geleneksele e, koymak istiyoruz. Bir yere işaretlemek evet, istiyoruz. Evet. Halbuki bu insanlar bunların dışında bu bu, bu zıtlaşmaları aşmış bu insanlar. Bu araştırmacının rahatlığı. Evet. Evet, evet. Böyle bir kutuya koydunuz mu, bir kompartıbala koydunuz mu, oradan yürütebilirsiniz araştırdım. Türkiye'de çok seviyoruz biz bunu. İşlerimizi çok kolaylaştırıyor ve kalıp yargıları yeniden üretmeye Adlandırmak çok bizde. Tabii. Maalesef öyle. Aslında Türkiye'deki müzik ortamı, dinleyici kalitesi, birikimi konusunda ne Epeyce heterojen bir kültür ortamı var Türkiye'nin. E, i̇niş çıkışları var. E, ama ben e, genel anlamda e, müzik dinleyiciliği, her tür müziğin dinleyiciliğinde e, bir demokratikleşme, e, gençlerin e, bu müzikleri sahiplenmesini görüyorum. Bu senfonik müzikte de böyle, halk müziğinde de böyle. Makam müziğinde de böyle. Ve gitgide bunların ayrımlarını yapmamaya başlayan bir genç kitlesi var. Ve çok doğru. Evet. Ve çok da önemli ve bence gerekli de. Çoktan bu aşamaya gelmiş olmamız ve bu türler ayrımı üzerinden ideolojik tartışmaları çoktan bir yere bırakmış olmamız gerekiyordu. Maalesef Türkiye'de bunun bir hem politik hem kimliksel diyelim bir takım getirileri var. Bunlardan vazgeçemeyenler var. Çok. Halbuki artık dünyada, Türkiye'de çok daha bileşimsel bir yere doğru gidiyor. Bir. İkincisi hızla kentleşti, daha da kentleşiyor. Kentsel bir kültür ortaya çıkıyor. Bütün çatışmalarına geriye gidip sıçramalarına rağmen geri döndürülemez bir. Kentleşme süreci var ve onun kültürü i̇letişim. evet ve küresel i̇letişim. kültürle bütünleşmiş bir iletişim var. Dolayısıyla artık gençlerin, bugünün gençlerinin e, müzik zevkleri bir kere çoğul. tek bir türe, tek bir e, biçime saplanıp kalmış değil. Bu çoğullukta kendilerini evet. buluyorlar. Ben bu gençleri destekliyorum. Ben de kendimi bu açıdan genç yapıyorum. Siz her zaman gençsiniz <laughs> bu anlamda. Yani dinlemek çok haklısınız. Yani dinleyicilikte, dinlemede bir ortak yargıya varıldı. Evet. evet. Yani dinleme kültürü çeşitlendi ve ayrı değil tabii ki. Aslında birdeki bakanınızdan beni çok ilgilendiren ve herkesin de okumasını tavsiye edeceğim kişi var. Hasan Ferit Anlar, evet. Muammer Sun, Timur Selçuk. Hasan Ferit Anlar'ı da çok önemli bir yere oturtuyorsunuz müzik tarihimizde Evet. Anadolu Üniversitesi de onun için bir sempozyum yapmıştı. O kitabı göndermişler bana. Evet. Hasan evet, Ferit evet. Anlar için. Çok güzel bir sempozyum oldu. Ee, oradaki arkadaşlarımıza tekrar bu vesileyle tek, e, teşekkür etmek isterim. Başta sevgili Esra Berkman olmak üzere Anadolu Üniversitesi zaten her zaman bu tür öncü çalışmalar yapar. Evet. Ee, Ferit Alnar e, e, yine az önceki bahsettiğim Alirfat Çağatay gibi onlardan daha sonra gelen, bir sonraki kuşak diyebileceğimiz ama o, o tür insanların yetiştirdiği e, kuşaktan gelen birisi, Türkiye'de en çok nereye konulacağı bilinemeyen insanlardan biri. Ne yazık. En iyi ifadeyle Doğu ile Batı'nın sentezi olarak söylenen bir kişi. Ben kişisel olarak son yıllarda iyice bu Doğu ve Batı kavramlarını reddetmeye başladım. Bunlar birer ideolojik tanımlama. Bunun yerine kültürün bir etkileşimi söz konusu bir bütünleşmesi. İşte bu insanlar. Bu bütünleşmeyi bu sentezi çok iyi bu yapılanmayı çok iyi idrak etmiş insanlardı. Dolayısıyla kafalarında böyle kırmızı çizgilerle ayrılan milli, yerel, etnik, kültür unsurları değil. bütünleşen konuşan diyalog içinde olan kültür bileşenleri vardı onların dünyasında. Dolayısıyla aynı rahatlıkla, e, kanun da çalan e, senfonilerinde en güzel güzellerini besleyen insanlar bunlar. Ferit Anlar bunlar içinde daha da özel bir yere sahip. Ben de çelik konçertosunu çok seviyorum. Evet. Onu. Evet. Oo, bir eser. ilk dinledim. Musret Kayar'dan dinlemiş. i̇cra, evet. eski bir icra var bende. Doğru ve önemli şu açıdan herhalde bunlar bu ülkeyi tanıyorlardı Evet ve Avrupa'ya da gittiler, evet. çeşitli yerlerde çalıştılar ve ikisinin herhalde sentezinde mi, herhalde disindemize en iyi bileşimini o sayede yaptılar. Evet, evet. Aradaki bağlantıları yani iki şeyi bir araya getirmek değil, bağlantıları, alışverişleri, evet. geçişkenlikleri gören insanlardı bunlar. Evet bütün o kuşak dediğim gibi 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl ortalarına kadar olan dönemde yaşayan sanatçılar veya sanat hayatlarının önemli bir kesimini o dönemde yaşayanlar Şüphesiz. o zamanda çocuk olup genç olup büyüyenler evet bu bu sentezi ya da bu e, alışveriş ortamını kültürel alışveriş ortamını yaşadılar onlar evet. için yapay dışsal bir şey değildi hayır Türk beşleri için düşünüyorsunuz? Çünkü Adnan Saygun için yazınız var Evet, evet. Ben Türk beşlerinin olmadığını düşünüyorum. Böyle bir adlandırmanın bir bir çeşit heves adlandırma olduğunu şeylere, düşünüyorum. Neden? Çünkü e, Rus beşlerinde e, oradan mülhemdir evet. biliyorsunuz. Halil o, Bey galiba. Evet. Yönetim. Halil Bediye yönetkenin benim bildiğim kadarıyla adlandırması bu. Evet. Bu iyi niyetli bir adlandırmadır. Ona bir, bir şeyim yok, bir itirazım yok ama böyle bir beş yok. Çünkü Rus beşlerinin arasında ciddi bir entelektüel alışveriş, bir ekol oluşturma gayreti var idi. Bir kere böyle bir farklılıkları var. Anadolu ses malzemesinden beslenmek ise... Arada, e, temel bileşen bunun çok uzun sürmediğini görüyoruz, bunun bir ekole çok fazla dönüşmediğini görüyoruz. Diğer yandan bu beş kişi aralarında pek e, iyi diyalog olan insanlar değil. E, kimi konser otvar hikayeleri vardır burada şimdi onlara dönmeyelim ama yani ciddi anlamda çatışmalarını ee, anlatan öğrencileri e, var, bunların kayıtları var. Ee, özellikle Cemal Reşit Rey ile Ferit Alnar'ın ben e, bu beşten ayrı bir yerde durduğunu düşünüyorum. Herhalde. Herhalde. Ee, hem biraz dışlandıkları için, daha fazla dışlandıkları için, hem kendilerini dışarıya konumlandırdıkları için, Cemal Reşit Rey çok ilginç bir figür, e, bir yani. Nereden baksanız bir Mona Lisa tablosu gibi, e, nereden baksanız bir o, tam bir Osmanlı beyefendisi, diğer yandan bakıyorsunuz cumhuriyetle özdeşleşmiş e, müthiş bir aydın, hiçbirinde bir kompleksi bir sıkıntısı yok. Ama ben size söyleyeyim mi, gerçek bir cumhuriyet aydını aynı zamanda iyi bir Osmanlı'yıdır. Evet. Yani ikisini ayırmak mümkün değil. Evet. Cemal Bey'i ben yakınlandım. yakından tanıdım. Yakından tanıdığım birkaç kere evine gittim. Hatta uzun bir söyleşi yaptım bunu gazetede yayınlamıştım. Ondan sonra çok enteresan bir adam. Orada e, ona bakan bir ailenin kızı vardı. Ondan beraber fotoğrafları çekti. Ben fotoğrafları çektik. Çok da hoş bir zattı. Müthiş bir ünisi vardı. Hı, hı. E, şeye gittik. Aya İrini'de bir piyanisti dinlemeye gittik. Nadir Bey'le de Nadir Nadir'de vardı. Evet. O piyanisti pek sevmezdi. Nasıl buldunuz diye sorduğumuzda pekala pekala çocuk bir şeyler çalıyor dedi. Video <laughs> 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 sabah o biliyorsunuz Samsun François derdi. evet. derdi. Onu da dinledim. Sonra şey yaptık. Çok gerçekten Kişilikle çok enteresan bir adam. Çok, çok. İşte bu tür e, yer yer aykırı, yer yer nevi şahsına münhasır Tabii. tipler ancak kültür zenginliği olan büyük değişmelerin olduğu dönemlerde oluyor. Şüphesiz. Bu, bu insanlar durup dururken yalnızca ailelerinin kültür sermayesiyle ortaya çıkmıyor. Hayır. Bir toplumsal ortamın ürünü. Çok ilginç benim müzik üzerine düşünmelerim ve yazmalarım sırasında fark ettiğim bir şey var. İster istemez tarihe de daha derinlikli giriyorsunuz. Bize e, e, lisede, ortaokulda öğretilen tarihte siyasi askeri tarih merkezli bir çöküş dönemi anlatılır. Değil mi? 17. yüzyıldan itibaren. Halbuki özellikle 18'den itibaren evet siyasi bir gerileme var ama aynı zamanda kültürel bir canlanma var. İşte bu insanlar o kültürel canlanmanın bir ürünü her biri. Evet, evet, evet. Hiç şüphe yok. Tabii siz bestecileri, müzik hareketlerini sadece müzik bağlamında, yani o dar kadroda şey yapıyorsunuz, hep toplum bilim açısından evet. da tarihi akış içinde değerlendiriyorsunuz ki o zaman o besteci bu bilgiler için doğamlı bir şekilde Dinlememizi sağlıyor. Evet, evet. Bu tarihsel bağlama oturtmak bir fikri de, bir kişiyi de, bir ekolü de çok önemli. Ben derslerimde de öğrencilerime çok sık hatırlattığım bir şeydir bu. Çünkü ister istemez anakronik zaman dışı e, analizler yapıyoruz. Yani bugünün kavramlarıyla e, 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine bakıyoruz. Ee, bu ve o kavramlarla bu, bu, bugünkü konumuzla e, o bestecilerin, o sanatçıların, düşün insanlarının aldıkları kararları, yöneldikleri yönleri eleştiriyoruz. Eleştiri her zaman olabilir ama haksız olmamalı. Doğru. O yüzden de tarihsel bağlamı iyi idrak etmemiz gerekiyor. Ve, yani time meslediğimiz zamansızlık diye de bir şey var. Edebiyatta da çok önemli. Tabii. Tabii. Çok çok haklısınız. Her kitabın bir şeysi var tabi. İtafı var. Evet. Burada da müzikte müzikte de aklın defterinin başında annem Yıldız Ergur ve babam Şükrü Ergur'a emek ve sevgilerine ancak küçük bir armağan olarak. Evet, evet. İtaflar benim çok hoşuma gider. Evet. Ee, o zaman babam hayattaydı. Ee, yani. Annem çok. Erken dönemde kaybettik. İkisi de kültüre müziğe önem veren insanlardı. Babam ilginç bir şekilde hayatının daha ileri döneminde klasik müziğe daha fazla düşkün oldu. Sağlığı çok el vermese bile tek başına konserlere gidip onları kaçırmamaya gayret etti. Aileden gelen bir etki var zaten. Ben ona inanıyorum. Evet, evet. Aileden evet. gelen etki var. Efendim, sona doğru geliyoruz. Yakından tanıdığım biriyle ilgili de bir yazı var. Ben onu ilgiyle okudum. Sesini arayan kentin söz yazarı Fecri Ebcioğlu. Evet, evet. Siz e, müziği gerçekten geniş açıdan düşünüyorsunuz. Geniş açıdan düşününce de bütün herkesi kavruyor ve kapsıyor tabii. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Evet, bence bu, evet, bence bu önemli. Efendim geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Kitaplarınızı teşekkür okuyarak hem Türk müziğini hem halk müziğini yani genel kavramda müziği ben daha bilerek dinleyememizde büyük katkınız olduğu kanısındayım. Çok teşekkür ederim bu sözleriniz için. Ben çok kısa bir şey söyleyerek bitireyim izin verirseniz. Müzik üzerine düşünmek ve yazmak, İki tarafı da biraz bilmeyi gerektiriyor. Yalnızca müziğin teknik alanında kalırsanız çok fazla betimsel bir analiz yapıyorsunuz. Sosyal bilimlerin dilinden yalnızca konuşursanız müziğin kendi diline hiç dokunmadan evet, bir analiz doğru. yapıyorsunuz. Bu Türkiye'de çok yapılmış olan bir şey. Ben mümkün olduğu kadar ikisini birleştirmeye çalıştım. ...haddim ölçüsünce tabii... ...hiçbir zaman müzikolog değilim... ...olma iddiam yok... ...şimdi daha... ...gençlerde, genç araştırmacılarda... ...bu yönelimi görüyorum... ...ve mutlu oluyorum. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Ben geldim. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, bugün konuğum Ali Ergur'du. Gelecek hafta... ...bir başka konukta karşınızda olmayı umuyorum. Sağ olun, var olun.